Hoş geldin Yasemin ince. Hoş geldin Yasemin ince. Bu gece eğlence. Hoş geldin Yasemin ince. Neşeli yüzlerle. Hoş geldin Yasemin ince. Şeftensin gönlünde. Yasemin'de kim be? Ben geliyorum ben. Gülsün gülmeyen yüzler. Yasemin ince. Başlıyor bu gece. İçeride dur. Ya ama değilim diye. İnanma ona. Kesin içeride dur. Bakalım o zaman. Araba yapacağız. Eğer yoksan gideriz. Müsait misin kız? Giriyoruz. Bir dakika bir etrafa bakayım. Tamam müsaitim. Gelin. Üst, baş ve koğuş araması yapacağız. Cep telefonu, kokoreç makinesi, mini buzdolabı ne varsa dök ortaya. Gardiyanlınız depreştiyse Bayrampaşa cezaevine gidin. Ben evlilik çağına gelmiş bir genç kızım. Üstüme aratma. Evlilik çağı da ne demek oluyor? Bak şimdi size şöyle izah edeyim. Herkes bir çağın içerisindedir. Mesela siz orta çağdasınız, ben evlenme çağındayım. Ha, laf salatası yapma da kalk üstünü paşını arayacağız. Aratmaydım, başımı da aratmaydım da. O zaman kendi kendini arıyorsun. Cüze. Yok bir şey, ben temizim da. Temiz. Bir dakika. Haçan bu kimdir? Fenerbahçe'de kalıcı Rüştü'dür da. Rüştü mi? He da. Açan bir de sen bak bakayım, Rüştü'ye benzetebilir misin? Bu Rüştü müştü değil ya. Sen kimi kandırıyorsun kız? Bu Rüştü'ye hiç benzemiyor. Benzemez tabii. Siz de o kadar dayı taraftarlarınızdan geçseniz, siz de kendinize benzemezsiniz. Hoş siz dayak yemeseniz de bir baka benzemezsiniz. Hadi bu sefer kurtuldum. Ama mutlaka odan da yasa dışı bir şey yakalayıp seni infaz edeceğiz. Ben hiç sanmayayım. Ben sanıyorum. Ben de sanıyorum. Ben sanmıyorum. Biz sanıyoruz. O zaman gidin dışarıda sanın da. İyi olur. İnşallah hamur teknesinin içine düşer unifak olursunuz. Fırının kamyonlarıyla birbirinizi ezersiniz. Kılıç balıkları sizi delik deşik eder inşallah. Yok. 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 Benim gibi cezasını evde çeken kadın mahkumlarla ilgili bir haber yok. Benim bir şekilde av kapsamına girmem lazımdı. Yoksa bu silah tüccarları beni bir gün nallayacak. Uy! Bu ne ablacığım?
Ta bugünkü borcuma okuyayım. Belki falda bir tünel görünür de bu yarı açık cezaevinden birlikte tüyeriz. E, kaçan aslan borcu. Gününüz kötü başlayabilir. Oy, başladı zaten. Öğleden sonra şansınız açılacak ve bütün maddi istekleriniz yerine gelecek. Oy, benim parada pulda gözüm yoktur ki daha. Vur haliyle, kır hali, karalı anaya dönüşsün yeter. Abi kurşunun bitmiş, oradan birkaç tane boş kurşun verdi ha. Faiz bunu alıyorum ama. Ulan ayıp değil miydin? Kardeşinden faiz alıyorsun. He, tepecilik mi yapıyorsun? Yok yok, uyanıklık yapıyorum uşağım. Hap bir, iki. Hasta kayıp dur. Hadi. Abicim, abi garip bizim eve doğru bakıyor, baksana. Uşağım, bakmakla kalmay, yukarı el koy işareti yapıyor da. He. Haydi, bal bakarım. Tıkanmış talihleri yapalım. Tam teşekkürlü falcı geçirdi. Falcı geldi hanım. Falcı bacı, haça kimsenin falına bakmıyorsun he. Benimki çok acildir, gel gel. Geldim geldim, Mileyu falcısı geldi hanım. Galiba bu kadın bizim eve gidiyor. Abicim hemen duruma el koyalım. Belki de Hamsi Naz'ı vuracak bir sebep buluruz da. A benim güzel kızım. Söyle bakalım benden ne falı istersin? Ha ben sana şimdi bir kahve falımı bakayım. Bakla falımı bakayım. İskambil mi istersin? Bakla mı bakayım? Ha istersen sana su falı bile bakarım güzel kızım. Malzemesi önemli değildir. En acil olanından bakarsın. O zaman ben sana su falı bakayım. Su falı bak. Ben de bunları buraya alayım. Ama çabuk bak he. Vurali ile Grali bizi burada yakalarsa vallahi o tasın içinde bizi ikimizi de boğardı. Şimdi. He veresin bir bileziğini atasın içine güzel kızım. Altın durdu ha. Ama güzel kızım el cihazını atasın içine. Ha güzel kızım. Kısmetine bakacağım. Bakalım. Ay. Ne görüyorsun? Kız senin çok fena bir sıkıntın vardır be ya. Uy sen sıkıntılardan Haçan sadece Grali'yi gördün galiba. Haçan iyi bakarsan yanındaki Vurali'yi de görürsün. E bakalım be ya. İçeriye kimi aldın kız? Uy! Bir de onun en kısa duayı okumaya başla Hapsinaz. Uy! Çabuk bakasın. Haça bakalım bizi vuracaklar mı? Sıkıntılarım geldi. İki adam görüyorum. Geliyorlar. Kimdir bu garip? Falcı kadındır. Huniye ablamın falına baktırıydım da. Siz falınıza bakabilirsiniz falcı hanımefendi. Rahatsız olmayın. Kızmadınız mı? Ulan niye kızalım? Haçam belki bizi de Trabzonspor'un falına baktırabiliriz. Falcı kadın olduktan sonra kızmayız. Haklısınız. Siz zaten her şeyin erkek olanına antipatik duyuyorsunuz. Çık kadını nasıl buldun Kirali? Ama pek tipim değildir abicim. Otur bir bakalım. Kız senin kısmetin tek açıktır. Oy nerede gözün? Haça bağda gösterdi ha? Görüntü gitti be ya. Oy bir şeyler yap canım. Anteninden falan oynuyor. Böyle önemli bir zamanda yayın kesilir mi? Kız bunun dekoderi vardır, şifresi vardır. Dekodere para atmadan çalışır mı bu be ya? Atasın bir beşlikte çalışıyorsun be ya. Atalım bakalım Haçan bir beşlik. Al. Oraya düşürdün. Al sen hayrını gör, ben de kısmetimi göreyim. Kız. Kız senin kısmetin kabak çiçeği gibi açılmıştır be. Oy, ben çiçek falan göremiyorum ama. Kız. Kız senin kısmetinde evlilik vardır be. Başar Fidet dedi. Oy. Yoksa Dursun'la mı evleniyorum? Ula ağzından çıkanı kulağın duysun Falcı Hanım. Öyle evlilik mevlilik deyip Hamsi Naz'ın aklına Dursun'u sokmayasın. Ha ben nereden bileyim güzelim? Ben suda ne görürsem onu söylüyorum. Haçan suyun içinde başından vurulmuş bir falcı kadın körü müsün da? Uy yapmayın yazıktır da. Kalk ulan kalk. Kalk gidiyorsun. Biz bu kızı Dursun'dan ve erkeklerden arındırmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hadi topla malzemelerini. Kalk gidiyorsun kalk. Ne olmuş evlilik mevlilik dediyse? Halk tarafı faldır da biz işin eğlencesindeyiz. Eğlencesindeymiş.
Dursun deyince gözlerim balina gibi açıldı. He de yürü yürü sen başka kızlara anlat aşkım işteyi. Yürü! Boğulmuş. Kız Fadime. Duydu ba. Hemen avradını sattığımın Tursun'una gideceksin. Uy canım ponca mı çektik? Kız lafımı kesme da. Ağabeyim olacak o eşkıyalar kadın falcının eve gelmesine kızmadılar ya. Hatta sen de gidip Tursun'a kadın falcı kılığına girmesini söyleyeceksin. Ha, anladım. Ama Tursun faldan anlamaz ki. Kızım benim derdim fal değil ki. Nedir? Hatta şöyle bir saat çıktı olsa Tursun'la bakışmak, muhabbet edebilmek diyorum ben. He, ha, unutma daha Tursun'a söyle. Ağabeylerime sakın görünmesin. Uy hamsino, senden korkulur da. Kız nereden aklına geliyor böyle fikirler? Hocam benim ağabeylerim sayesinde kurt oldum, kurt. Hatta sen de durma da, hadi uç baba torun. Uçtum hadi. Da, uçtum da. Hadi git ya. Anladın değil mi? Falcı kadın kılığına gireceksin. Peki ben kayı kılığına giyince hamsinaz beni nasıl tanıyacak? Acaba yakama bir duysun yazını kağıt mı yapıştı sen? Ulan sen de mi duydun lan? Sen de mi duydun lan? Biz seni kabul etme. Çalışayım. Sen illa intihar etmek peşindesin. Duy dedim ben. Bana bak. Yanına borç almayı unutma. Unutma ki borçasız bir falcı, silahsız bir laza benzer da hemen şüphe uyandırır. Unutur muyum ben? Onu düşsem kıyalıyla uyuyla hatuyla dula zaten. Ben biliyorum. Duyla. Aslında bir şey demeyecektim. Pislik olsun diye ettim onu. Abiciğim evet dört tane ekmek ayırmayı unutmayalım da. Üç olsun da. Hamsinazı ekmek yoktur. La doğru diyorsun. Hamsinazı ekmek mekmek yoktur. He. Falcı geldi. Falcı geldi. Falcı geldi hanım. Falcı geldi. Falcı abi, geldi. Lan yine bir falcı bizim evle işaretleşir. Ulan bunlar da yiyecek misin bebe de daldı da. Ulan hep Hamsinaz'ın başının altından çıkıyor bunlar ha. Falcı geldi. Tursun geldi. Tursun geldi. Falcı. Falcı geldi. Uy. Falcı. Ulan Tursun sen misin de? Uy aynı Gülbeyaz yengeme benzemişsin. Ağabeylerimi görünmeden gel hadi gel. Gel hadi gel be. Ha bu falcı kadında Hamsinaz'a kısmetin var falan deyip Dursun'u hatırlatmasın ola. Ha yürü gidip müdahale edelim. Ya abicim bu falcılar bizim Hamsinaz'ın kısmetinde hani Trabzonspor taraftarı iyi bir işi olan iyi niyetli minibüsü olan bir arkadaşımız hemşerimizi görse bir şey demeyeceğim daha. Yürü gidip bakalım. Oy. 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 Hatem Tursun Bey, ha buraya ne görüyorsunuz? Bir tas musluk suyu. Uy, biraz daha yaratıcı olsana da suyu babam da görür. Biraz daha böyle şeyler gibi, falcı kadınlar gibi salla bir şeyler at yani kafadan diyorum da. Falcı hanım, sala hemen başlamayasın. Uy, ağabeylerime görünmeden gelemedim ya varel. Geç kalmadık Teymur, yetiştik mi daha? Yetiştiniz daha, reklamlar daha yeni başladı. Falcı kısmetten falan bahsetti mi? Ne kısmeti be? Hatta benim kısmetim köprü trafiği gibi kapandı sayenizde. Ulan sen niye eve ikide bir falcı garı çağıraysın? Uy, ay, hacanım, bunları verin bakalım. Falcı bacı size tabanca falı baksın da. Tabanca mı? Ula hiç tabancadan fal bakılır mı? Ooo falcı bacı isterse röntgenden bile fal bakar. Öyle değil mi falcı bacı? Öyle öyle. Kirali bu falcıyı nasıl buldun? Sen esmer seversin da. Ha bu seferki biraz tipimdir. Şey şarjör çizgisine bakılırsa... İkinizin de üstüne titriyor bir yuvan. Bildi valla.
Aha bu Hamsinaz bizim aile şerefimize penaltıdan bir gol attırmasın diye hep üstüne titriyoruz daha onun. Heda, haddinden fazla titriyorsunuz. Dikkat ettin mi lan? Bu da Dursun gibi reyleri söyleyemiyor. Dursun da reyleri söyleyemiyor ama bu falcı bacıya çok yakışıyor. He, Hamsinazcığım haklıdır. Şu reyleri söyleyemeyişin güzelliğine bak. Kurban olduğum Allah'ım ne güzel reyleri söyleyemeyiş. Bak bak. Tetikteki çizgiyi görüyorsunuz mu? İşte o çizgi sizin hayat çizginiz. Hayat çizgimiz uzun mudur Falcı Hanımcığım? Sizinki uzun, vuracağınız adamın kısa. Ya benim kanım acayip ısın daha bu Falcı kadına da. Falcı Hanımcığım nerede oturuyorsunuz acaba? Sizi evinize bırakabilir miyim? Duy lan. Ulan! Vay anasını ulan bu kadar benzerlik olur da. Ben kıllandım bu işten. Bence bu kadın Dursun'dur. Oy, Dursun kadın mudur be? Hem Allah insanlara çift yaratmıştır değil mi? Duy lan. Ne kadını la? Bu Dursun'dur. Dursun'u vurmak da caizdir. Kaldın makinele. Uyu la. Trabzonspor tur mu atladı? Haşan nedir bu şamata? Sokun ula o tabancaları bilin lütfen. Ama babacığım bilir misin bu kimdir? Ya baba bildiğin gibidir. Aile şerefimiz iki paralık olmuştur da. Ula teker teker konuşsanız da. Ya babacığım olay şöyledir. Biz eve geldik evde bir falcı kadın var idi. Meğer o kadın kadın değilmiş. Ha bu falcı kadın. Uy. Azıcık kadın kaçtı da. Ulan kaçarsa kaçsın. Elbet bir şey ettiniz ki karıya kaçtı. Hepsi kırabaş beyinliler. Babacığım o karı değil idi Dursun idi da. Yalan söylüyorlar babacığım. Daha sakın inanmıyorsun. Haçan Dursun kadın ise ben de Türkiye sorayım. Ama Asif, şu kontrol kalemini versene, su kaçağını tespit ettim. Ver. Aman bırak inazın da bir muslukçu çağıralım, olmuyor işte. Ne demek olmuyor ama Asif, şu Fransız anahtarını versene bakayım. Fransız anahtarı mı? Ama burada İngiliz anahtarı var zaten. Fark eder canım Allah aşkına, İngiliz anahtarı, Fransız anahtarı. Bak en iyisi bir muslukçu çağırmak, olmuyor diyorum sana, bu evi selma sıcak. Ağzından yer alsın ama sen. Kim o? Benim ben Peyami. Peyami mi? Hangi Peyami? Sen iyiden iyiye bunadın ama sen. Benim ben kocan Peyami. Ha, memnun oldum. Ben de. Bıraksana şu anahtarı elinden yapamayacaksın işte. Bir muslukçu çağırdım. Ne mi lazım be canım? Yüzdüm kuyruğuna geldim. Hemen yaparım. Dur. Bana şeyi ver oradan. Keski. Ah. Conta'yı ver, conta'yı olmuyor. Conta. Şimdi şeyi ver. Başka bir şey. Neydi? Şunu ver, şunu. Şemsiye yok mu Peyami? Şemsiye mi? Bakayım geri gündür, geldi bu suyu durdur. Durduramazsam suyu geldi yar beni öldür. Ayol muslukçu mu çağırdın, türkü mü çağırdın Peyami? Habire türkü söyleyip duruyor. Bitmedi mi? Bitti. Şuraya da sıktın mı tamamdır. Siz bana oradan anahtar atın bakayım. Bak değil mi bu? Ne yaptın Peyami? Dikkat etsene. Ben bir şey yapmadım. Adam at dedi. Attım. Kalksana. Uyan. Uyan. Hemşerim uyan. Hop. Uyan. Nabzı atmıyor Peyami. Gerçekten de tık yok. Yoksa öldü mü Hamaset? Aman Allah'ım. Dur çekin bakayım. Çekin ben şuna bir kalp masajı yapacağım. Dur. Ya
Kalbin orada ne işi var Hamaset? Adamın midesine masaj yapıyorsun. Ama bilmiş bilmiş konuşma Allah aşkına. Erkeklerin kalbine giden yol midesinden geçer. Şimdi sıra kalbinde. Gitti. Nafile. Gitti adam. Bilemem. Eyvahlar olsun. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. Öldürdün adamı. Öldürmesi Hamaset, ne öldürmesi? Kazayla oldu. Ha, kazayla mazayla. En az 20 yıl yersin. Kazayla olmadığına karar verirlerse idama kadar yolu var. Öyle şey olur mu Hamaset? Ben idama karşıyım. Senin durumundaki herkes karşıdır zaten. Gerçi Avrupa Birliği'ne girme arifesindeyiz. Belki de idam etmezler. Ama nereden bakarsan bak 30 yıl yiyeceksin. 30 yıl. Bittim ben, bittim. Hapisten çıkana kadar yaşlanırım. 30 yıl bu dile kolay. Zaten yaşlısın be yani. Doğru ya. Yaşlısın dedin de sen benden daha gençsin. Suçu üzerine alsan daha az yatarsın. Aman ne genci ayol, topu topu 3 ay küçüğüm. 3 ay 3 aydır. Ben şimdi oraya girersem bir daha çıkamam. Onu öldürmeden önce düşünecektin Peyami. Çatır çatır cezanı çekeceksin vallahi. Yandım ben. Yandım. Hamaset. Hapishaneye girince beni ziyarete gelirsin değil mi? Gelmez olur muyum Peyami? Gelirim tabii. Hem sana en sevdiğin yemekleri getiririm. Lahana dolması. Hem de fıstıklı zunda. Uyansana. Hadi uyan. Uyan be adam, uyan uyan. Ne yapıyorsun be yani? Adamı hepten öldüreceksin. O zaman Avrupa Birliği, Avrupa Birliği dinlemezler. Vallahi anında kırt. Bir şeyler düşün Hamaset. Bu adamı burada böyle bırakamayız. Düşünüyorum canım. Hep hadi ince insanın aklına bir şey gelmiyor ki. Bugün muslukçu öldüreceğini bilseydim 3 gün öncesinden düşünürdüm. Hep o kadar telaşlanma. Nasıl telaşlanmayayım? Her gün adamı öldürmüyorum ya. Bu ilk. Tamam sakin ol. Ay bu kokar da şimdi. Ne yapıyorsun Peyami? Aklını mı zıplattın? Tuzluyorum işte kokmasın diye. Oldu olacak üstüne havuçla patates doğra bari. Yemek mi yapıyorsun ayol? Acaba buzdolabına mı koysak? Orada kokmaz. Kesinlikle olmaz. Buzdolabına her açışımda yüreğime iner ayol. O zaman gidip polise teslim olacaksın Hamaset. Yani adaletten kaçılmaz. Ben niye teslim oluyorum Peyami? Adamın kafasına anahtarı düşürüp öldürdün ya. Ne çabuk unuttun Hamaset. Düşündüğün şeye bak. Oraya girmek için millet takla atıyor. En rahat yer orası şimdi. Sana bir de cep telefonu uydurduk. Bu rahat rahat konuşuruz. Polisler döndük. Peyami ne yapacağım ben şimdi? Ama polisler nereden haber alsın? Gidip kapıyı aç. Yani şüphe uyandırmamalıyız. Doğru. Hem bu tüpçüdür. Ben bugün tüpçü çağırmıştım ya. Olur mu mutlaka? Gördün mü bak. Boşuna telaşlarmışsın. Ne? Tüpçü mü? Çabuk buradan çıkar. Tüpçü takmaya buraya girecek. Karışma. Sakın şüphe uyandıracak bir şey yapma. Sakın bugün adam öldürmüş gibi davranma. Tamam. Bana bak duruş olarak böyle iyi mi? Biraz daha sakin ol Hamaset. Sanki biraz evvel muslukçu öldürmüş gibi davranıyorsun. Tamam. Geldim. Gidin gidelim Hamaset teyze.
İyi yaptın. Ya askerlik sana bayağı yaramış. Yani bu taraftan, bu taraftan. O kadar eve geldirdik bağlamaya hala yolu öğrenemedim. Bu tarafta mutfak. Hadi evladım, daha bitiremedin mi? Tamam Ahmet teyze, ötüğün yeri çok zor da ne yapayım? Her zaman bağlıyorsun canım. Hadi yemek yapacağız daha, misafirimiz var ev. Tamam, gidiyorum. Hadi, hadi, hadi. Eline sağlık evladım, eline sağlık. Tamam Ahmet teyze, hadi. Gelmişken Peyami amcayı merhaba deseydim. Ha, sonra dersin, askerden yeğeni gelmiş. Hem senden tüp beklerler değil mi? Hadi bakalım güle güle. İyisin, iyisin, iyisin. Askerlik sana yaramış. Maşallah, zıpkın gibisin, zıpkın. Ah, hadi güle güle, hadi güle güle. Ne duruyorsun ayolah? Ay, Allah'ım, bütün bunlar neden bizim başımıza geldi? Neden? Peyami, bu kadar zayıf davranma canım. Her şeyin bir şeyi bulunur. Ha, söyleyene bak, az önce polisler geldi deyince 3,5 atan ben miydim? Canım, ben senin için üzülüyorum. Yakalanırsan en az 50 yıl yersin. 50 yıl mı? Elbette. Öldüren ben miydim? Ben miydim? Elbette sendin. Ne çabuk unuttun. Ay, haklısın. Ama kazayla oldu Hamas. Ya bana bak. İyi halimden dolayı cezamdan indirim yaparlar mı? Ne dersin? Eyvah, polisler geldi. Polisler geldi. Dur, bir yere saklayalım. Dur. Telaşlanma. Polislere söylemezsek nereden haberi olacak? Dur. Ya ben telaşlanmayayım da kim telaşlansın? Hapislerde çürüyecek benim. Ay, dur, dur Allah aşkına. Dur, bak sen hiçbir şey olmamışsın gibi git oraya, kapıyı aç, tamam mı? Gerisini bana bırak. Sanki kimseyi öldürmemişsin gibi davran. Ya ben zaten kimseyi öldürmedim. Kazayla adamın başına anahtarı düşürdüm hepsi. O. Ama tamam işte. Sanki adamın kafasına İngiliz anahtarı düşürmemişsin gibi davran. Eyvah, hadi git, tamam, git, tamam, git, git. Tamam. Hadi, tamam. Şunun ağzına da sigarayı tutuşturduk mu? Kimse bunun ölü olduğuna inanmaz. Ay, ay. Hamaset ayol neredesin? Dur dur dur, giremezsin. Ayol çekilsene yolundan. Aa, Naciye Hanım, hoş geldiniz. Şöyle oturun şöyle. Buyurun. Ben de biraz laflarız diye gelmiştim ama misafiriniz var galiba. Evet, Kütahya'dan halamın oğlu geldi de ne zamandır görüşmüyorduk. Öyle değil mi Bey abi? Evet, öyle halasının oğlu. Hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ayol, sesi de tıpkı sen. Ya, ne de olsa hala oğlu o kadar benzeyecek tabii değil mi? Öyle değil mi Bey abi? Öyle öyle. Yani sanki kardeş gibiler. Haloğlu demek yarı yarıya kardeş demektir tabii. Öyle değil mi Bey abi? Sana şunu Bey abi. Beyefendinin adı neydi? Hacı Yatmaz. Yani hacca gitmiş daha önce. Asıl adı da Yatmaz. Herkes ona Hacı Yatmaz diyor. Hacı Yatmaz Bey biraz rahatsız galiba. Galiba. Evet, dün çok yorgundu. Daha doğrusu sigarayı bıraktı da o yüzden böyle birden kaybetti kendini. Yine de dursun bakalım böyle. Her neyse. Ben gideyim, sonra tekrar gelirim. Aa, tabii. Ne hemen kalktınız? Ateş almaya mı geldiniz? Ya, beni bekleriz. Akşama beni bekleriz. Tabii tabii. Güle güle güle. Güle 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 güle. Ah, çok şükür. Yani neredeyse yüreğime ilme inecekti Hamaset. Şunu yatak odasına taşıyalım. Ha, istemem. Yatak odamda ceset meset istemiyorum ha. Banyoya kapatsak? Bak, en iyisi yine mutfağa koyalım. Mutfağı. Her gün de tüpçü gelecek değil mi? İyi, peki, tamam, tamam. Hadi, hadi. Gel. Başlayalım. Ay, lanet. Sensiz yaşayabilir miyim? Seni de beraberimde götüreceğim. Hamaset, polise haber verdin değil mi? Verdim, verdim. Birazdan gelirler. Ya, kanundan kaçılmaz. Ya, bu işin bir de vicdan azabı var. Doğru, doğru. En iyisi gidip cezamı çekeyim. Ne cezası Hamaset? Adamın kafasına anahtarı düşürüp öldüren ben değil miyim? Olur mu canım? Asıl ben adamın kafasına anahtarı düşürüp öldürdüm. Ne çabuk unuttun. Ya bence sen karıştırıyorsun. Hatırlasana. Aman boş ver canım, her neyse. Peki sen hapse girince ben tek başıma dışarıda ne yaparım beyim? Yarı yarıya öldürdük deriz. Yarısını sen, yarısını ben. Ah, en doğrusu. Ya. Belki de hapiste aynı koğuşa düşeriz. Ne dersin? İnşallah, inşallah. Hünfacınanı aldın mı? Aldım. Cezaevi soğuktur he. Sen de aldın mı? Aldım. İlaçların?
İlaçlarımı da aldım. Mazotu fazla kaçırdık galiba. Amma da sızmışım ha. Oo, saat de kaç olmuş. Şu işi bir an önce bitireyim. Su akan gönder, gönder. Ne bu? Yok muydun? Bakayım. Bilal Bey! Öldürürsen seni öldürürüm. Yaşıyor Fatoğlu. Ah onlar ölmesin be. Sadece biraz sızmışım o kadar. İyisin değil mi? İyisin diyor. İyiyim iyiyim. Yalnız bana şöyle bir orta kahve yaparsanız iyice kendime gelirim. İstediğin kahve olsun. Cezbeler dedi. Ha şurada. Peyami şunu tut bebeğim. Ne yaptın be Peyami? Adamı gene öldürdüm. Niye ölmüş ayolla? Bu baba yılmıştır. Bakayım. Peyami. Bu adamın nabzı tıklamıyor. Sahiden ölmüş. Ne? Şaka yaptım şaka. Karın varken gittin el alemi çiroz kadınlarıyla karıştırdın. Sen onlarla karıştırırken benim de hüzünlüden yüzüm karıştı. Ay Allah korusun. Ay şeytan kulağı. Yapma Allah aşkına Tevfiyeciğim ya. Yine ne oldu? Ay sus! Konuşma! 10 yıldır evliyiz ve bir gün olsun bana götürmedin. Ama o el alemi kibrit çöpü bacaklı kadınlarına gelince beyimiz maşallah barlarda havalara peçete fırlatıyor. Bakalım o peçeteler yerde duran cansız bedenini gazete kağıdı gibi örtebilecek mi? Delirdin mi Tevriyeciğim? Ne barı, ne pavyonu, ne peçetesi? Allah Allah! Gözlerimle gördüm. O kibrit çöpü bacaklarla sigaranı yakıyordun. Ya ben hayatımda hiç ağzıma sigara sürmedim Tevriye. Demek ki ilk sigaranı o şıllıkla yaktın. Dua et ki o korkunç rüyadan bir an önce uyandım. Yoksa o sigarayı senin üstünde söndürecektim. Bana söylediğin şu sözleri başka bir yerde anlatsan Fevriye sana deli derler. Gördüğün rüya yüzünden beni suçluyorsun. Rüya mı ya? Sen adam gibi adam olsan ben böyle rüyalar görür müyüm? Hem niye rüya olsun? Her rüyada bir gerçek payı vardır. Of 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 delirteceksin beni Fevriye. Ay niye delirtiyormuşum canım? Aa. Aa bir dakika. Bu da kim? Kim kim? Yanındaki. Hangi yanımdaki Fevriye? Evet bana bunu da yapacaksın. Eve kadın getirmeye de başladın sen. Amalı Allah'ım. Eyvah. Ben senin saçını baş... Bir de bana el işareti yaparsın. Seni be! Ayol bu benim. Tevekkül değil mi? Hoş kadın da kim diyorum. Ay şöyle bir kadın bulsa vallahi sesimi çıkarmayacağım. Alo. O. Buyurun. Bak, rüyam çıktı değil mi? Kimmiş o? Buyurun. Çabuk söyle. Alo. Kim? Kulağındaki kadın kim? Kim kulağındaki kadın mı? Çabuk, ne? Kim? Ateşoğlu Holding mi? Ben Ateşoğlu Holding'den Kamil Petek. Ve biliyorsunuz grubumuzdaki bazı şirketlerin muhasebe işlerini size vermek gündemdeydi. Evet, saygıdeğer patronumuz Hikmet Ateşoğlu sizinle çalışmaya karar verdi. Ciddi misiniz? Gayet tabii ciddiyiz Meftun Bey. Ciddiyet bizim işimiz. Saygıdeğer Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hikmet Ateşoğlu çalıştığı insanların ev hayatına önem verdiği için sizinle evinizde görüşmek istiyor. Sayın süper saygıdeğer patronunuz Hikmet Ateşoğlu elbette bu akşam yemeğine gelebilir. Evimizin kapıları sonuna kadar açık. İyi günler efendim. İyi günler. Ünlü büyük Türk düşünürü Mehmet Ali Birant ne der bilirsin. Fevriye'ye danışmadan randevu vermeyin. Bana danışmadan da randevu verirsin. Aa canım bu randevu verdiğim Ateşoğulları Holding'in patronu. Aile yaşantımızı beğenirse şirketin defterlerini bana tutturacak. O zaman zengin olduk demektir. Aa, zengin. Böylece senin istediğin o arabayı da almış olabileceğim. Aa, zengin oldum zengin. Hadi o zaman hadi bir an önce çık. Bana bak akşama gelirken kuş sütü getir. Dur. Soframızda bir tek eksik olacak çünkü. Hadi güle güle kocacığım güle güle. Aa, bir dakika. Dünyada en güzel.
güzel eşine bir öpücük yok. Aa. Belki de seni öptüğümde yakışıklı bir prense dönüşeceksin. Ya, değil mi? Açık hayatım. Hadi güle güle. Hoşçakal. Etrafa bir abele bel bakma, tamam mı? Aa, ben buraya niye geldim? Sen sen Oo, günaydın bacanak. Günaydın. Hani erken gelecektin de büroya çeki düzen verecektik. Ya oğlum şuraya bak, her yer tıkış tıkış. Ya biri iğne atmaya kalksa iğnenin düşecek yeri yok vallahi. Naçiz bedenini boşuna yorma. Ben artık yeni bir büroya çıkacağım. Ne? Yeni büro mu? Bana bak oğlum, sen yoksa banka falan mı soydun ha? Bak delikanlı gibi söylüyorum, bana da koklatırsan hiç kimseye hiçbir şey söyleme. Saçmalama. Ateşoğlu Holding'in defterlerini alacağım bugün. Vay! Ateşoğlu Holding ha? Artık bana da pembe panjurlu bir ondan bir oda ayarlarsın ha? Şu iş bir olsun, kendime 4x4 bir cip alacağım. Yok ya, olmuşken 8x8 olsun. Oğlum diyorum ki, hazır zengin olmuşken şöyle kendimize bir tane de garson yer tutarız. Piliçler mi? Tabii ya, tabii ya, tabii. Ben evi tutayım, sonra da Fevriye... Onun arabası var. Güzel mi güzel, şoförü de var. Özel mi özel, bastı mı gaza. Ay abla be, özel mi özel, güzel mi güzel, arabayla beni de gezdireceksin değil mi? Aa, senin ne işin var? Aa, pis yoksun. Ama nasıl yedin? Kabul et yedin, yedin ama yedin. Sen de kabul et abla, çılgının tekisin. Aa, Viktor'un bir işe alması lazım kızım. Yemeğin üzerine ketçapla hoş geldiniz Hikmet Bey diye yazsam güzel olur mu? Ay daha neler abla. Aa, o zaman hiç olmazsa mayonezle şöyle bir portre yapsaydım ha? Ay abla, dergi mi çıkarıyorsun, yemek mi çıkartıyorsun adama? Ya adamcağızla bir jest yapmak istiyorum herhalde değil mi? Aslında ben bir şey yaptım ama Hikmet Bey yeterli olur mu diye şey yapıyorum, böyle içime sinmiyor. Sana bir göstereyim, bak bak. Şöyle... Nasıl? Aa, Hikmet Türkiye seninle gurur duyuyor. E pes vallahi abla. Araba koparacağım diye adama yapmadığın yalakalık kalmıyor. Ayıp ya. Ne yalakalığı ayol? Aa, olur mu öyle şey? Bak şimdi, biz güzel bir aile tablosu çizersek Meftun'la beraber, bu işi adam Meftun'a verecek. Meftun alınca da o da benim altıma araba çekecek. Çekince de onun arabası var. Güzel mi güzel, bastı mı gaza. Gider mi gider, maalesef ruhu yok. Allah'tan benim ruhum da var. Aman Fevriye, bir problem varsa hemen şimdi halledelim. Adamın yanında didişmeyelim ne olursun. Aa, saçmalama, biz seninle didişmiyoruz ki. Sadece ben seni didik didik ediyorum, o kadar. Bana bak Meftun. Hani söz verdin o arabayı alacaksın değil mi? Eğer almazsan sana ben bir çarparım, sonra kamyon çarpmış sütü veririm ona göre. Canım alacağım dedim ya, yeter ki şu sınavı başarıyla atlatalım. Ya Fevriye, şu Hikmet Bey ne tuhaf adam değil mi? Ne? Yanında çalıştığı adamlarla ilişki kurabilmek için ahbap olmayı severmiş. Ay ne güzel işte, zengin bir ahbabımız olacak, daha ne istiyorsun? Bir bakarsın sosyeteye girmişiz. Ay ben bu zarafetle herhalde jet sosyeteye hemen girebilirim. Jet sosyete deyince bakıyorum içinin yağları eridi. Seni gidi jet zampara seni. Nasıl olmuşum? Ha? Bak bakalım. Canım adama kendini beğendirecek değilsin ya. Beni kıskandın. Kıskandın beni. Yok canım, neden kıskanayım? Aa vallahi kıskandım. Zaten senin bu kıskançlıkların yüzünden hayatım zehir oldu. Ben de kıskandım. Kıskanılmaktan kıskanmaya vaktim kalmıyor ki. Ayrıca Hikmet Bey'e kendini Claudia Schiffer gibi göstermek zorunda da değilsin. Aa, saçmalama canım. Ben sadece senin böyle eşinin modern bir kadın olduğunu ispatlamaya çalışıyorum. Hepsi bu kadar. Sonra ne demişler? Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Oysa ben senin sağında, solunda, arkanda, her tarafında olmak istiyorum. O yüzden de dikkatli ol, tamam mı? Ah! Geldik de dur, madem ailemizi tanımak istiyor, önce beni tanısın. Dur dur dur, geldim. İyi akşamlar. Nasılsınız hanımefendi? Zilini her yanlış çaldığınız kişiye nasılsınız mı dersiniz? Yanlış zil çaldığımı sanmıyorum. Meftun Bey'in evi değil mi burası?
Ha evet. Ama sakın Hikmet Bey de benim demin sürecikte düşüp çakkadanak bayılırım. Bayılmanızı hiç istemem. Ama Hikmet benim. Ha, ama biz böyle nasıl olur? Biz sizin şeyi zannettik. Önemli değil canım. Yıllardır hep öyle zannederler zaten. Buyurun buyurun. Ay güzel bu sabah. Burası. Ay çok özür dilerim ya. İşte kaza geliyorum demedim. Ah merhaba abla, bende kahve kalmamış. Acaba kahve var mı diye geldim. Ay abla meraktan öleceğim. Ne oldu? Ey anlatsın, arabayı alabildin mi? Ben araba için karpuzu örmeye başladım benim. Abla ne oldu? Arabamın arkasını örmüş olduğu karpuzda mısırları yiyebilirsiniz. Mektup'un patronu olacak Hikmet Bey var ya. Kadın çıktı. Kadınmış meğerse. Sadece kadın olsa iyi. Hani kırmızı ışıkta arabaların camlarını silmeye çalışan sırnaşık çocuklar var ya. Onlardan daha sırnaşık bir kadın çıktı. Madem örmeye başladın, Meftun'a şöyle kışlık bir kefen örsem diyorum. İyi kötü enişten olur. Mezarın döşümesini istemezsin değil mi? Ben şimdi sana aldırma desem olmaz. Biliyorum ki eniştemi 20 çeşit öldürme planı düşünmüşsündür. Ben bu cinayetlere tanık olmamak için gidiyorum. Ay dur dur, çabuk gel, çabuk gel. Sen bana ver mi? Lanam. Çabuk gel içeri. Meftun, manitan geldi. Manitan mı? Aa, hiç olmazsa ben evdeyken gelme. Bu ne genişlik, zille. Ay, neler söylüyorsun abla? Kardeşim. Yani ikimiz de Meftun'un hareminde olduğumuza göre kardeş sayılırız tabii. Geç şöyle oturuver, otur. Ay içkini de al. İçkiyi çok seven, haremin en alkolik kadınıdır. Ama kabahat Meftun'da. Bütün sevgililerine aynı saatte randevu verecek kadar pervasızdır. Fethiye'cim neler diyorsun sen, çıldırdın mı Allah aşkına? Hikmet Hanım madem bizi tanımaya gelmiş, fantazilerini de öğrensin değil mi? Harem fantazini sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım? Artık iyice çuvalladım Meftun. Bunu da söyledikten sonra o holdingin değil defterlerini, silgilerini bile tutturmazlar sana. Hakikaten çok enteresan. Değil mi? Evet, kahveler de geldi. Buyurun. Ah Fevriyeciğim, çok güzel olmuşsun. Elbisen de çok şık. Çok teşekkür ederim. Söyleme sahip çok pahalıdır. Meftun Varlık Holding'in defterlerini tutarken oradan tırtıkladığı paralarla almıştı. Ya. Allah Allah! Bunu da nereden uydurdun şimdi Fevriyeciğim? Oh olsun! Dürüst muhasebeci imajını da yıktım ya Meftun. Artık bu iş hayatta olmaz. Hmm, bu da bir şey mi şekerim? Daha nelerim var nelerim? Bekleyin. Görmüş oldunuz bu kürküde. Anka Şirketler Topluluğu'nun defterlerini tutarken almıştı. Siz bakmayın Meftun'un böyle pısırık durduğuna. Tanıdığım en üçkağıtçı muhasebecidir. Vergi kaçırmakta üstüne yoktur. Ama saçmalama Fevriyeciğim, duyan da gerçek sanacak. Böyle de tevazu sahibidir. Çok ilginç. Demek vergi kaçırmanın yollarını biliyorsun. Aa, bu da bir şey mi? Katma değer vergisinden tutun da. Bakın şu kollarımda, boynumda gördüğünüz takılar... Tamam Sevgiye, tamam. Sonunda ne yaptın ettin, bu işi de bozdun ya. Helal olsun sana. Siz de artık bu kadar şeyden sonra bu işi bana vermezsiniz artık. Tam tersine. Bana da tam sizin gibi bir muhasebeci lazım. Ev yaşantısına rahat. Kadınlarla ilişkisinde özgür. Yaşam tarzı olarak modern. Başarıya ulaşmak için her yolu deneyen bir muhasebeci arıyordum ben de. Ama ben az önce anlattım yani vergi kaçırıyor, paralar tırtıklıyor falan. Zaten benim işime de en çok orası yarıyor ya. Benim daha az vergi vermemi sağlayacak uyanık bir muhasebeciye ihtiyacım var. Bugüne kadar yığınla para ödemekten bıktım artık. İş sizindir Meftun Bey. Tebrik ederim. Bundan sonra sıkça görüşeceğiz. Ama bir dakika. Aslında ben az önce yalan söyledim. Daha doğrusu bunlara küçük bir şaka da diyebiliriz. Aslında bakarsanız Meftun benim kocam olur. Ya. Hayır ya tabii. Demin söylediklerimi aldırmayın. Aslında Meftun gerçekten çok dürüst bir muhasebecidir. Sakın bir hata yapmayın.
Sevgiliniz de çok şakacıymış. Sağ olsun, öyledir işte. Ulan kılıbık olduğunu, karıya kıza yan gözle bile bakamadığını, dergileri zamanında eksiksiz yatırdığını itiraf etsene. Dürüst üçkağıtçı! Rukiye zillisinin verdiği budaklık inşallah tutar. Tamam. Çıkarttık bunları da. Şöyle yapayım. Tekele Yusuf. Şimdi şeyleri bulamayınca rakıyor akşam. Yumruklarını şu tarafa doğru yoğunlaştıracak ayol ayol. Ecik oraya da yapayım. Oluyor oluyor. Mallardan kuduk mu? Biraz da bundan. Vallahi oluyor. Aa. Nerede lan bu dayak bağımlısı? Yoksa sabah dayağını yemeden kaçtı mı? Yok canım. Yapmaz öyle hayatı bir hata. Nerede lan bu? Öcük de açılayım şuralara. İyicinim koyularsın. Ay Güneşli'nin utancı abidesi. Şimdi beni görünce amma şaşıracak he. Oldu oldu. Kendi dayak gibi şey benzedi bu lan. Ressam gibi karıyım anasını satayım ya. Ulan hırız buruku yerinde nereden aklına gidiyor ben şu şeyler be? Lan kalın bir şey desin lan. Anne ayı yok yıkışıyor kusundan uyandı. Lan kalın bir şey desin lan. Kalifatımı hazırladın mı kalkılmış? Ben şimdi hazırlıyorum ötürmüşüm. Sen niye kalktın? Ben yatağını kadar getirirdim. Ana! Gül cemaline ne oldu kız senin? Dün akşam dövmüştün ya. Tabi sarhoştu, hatırlamam anormaldir. Ellerim kırılsaydı da sana dokunamasaydım lan. Ben eşeğim kız kalkılmış. Yani bir tabi hayvan olduğum muhakkak da eşek mi? Ay bu da düşünür. Ya, ya ayıyım ben ayıyım. Baksana melek yüzümü ne hale götürmüş suyunda. Allah benim belamı nasıl kıskanılmış. Selamun kardeşim. Kendine niye ben dua ediyorum? Bitirmişim. Bir daha dövmeyi versin oğlum bir daha. Yok yok ellerim kırılsın. Ben seni böyle görünce yüreğim cız etti kıskanılmış. Dur sana pansuman yapacağım. Yok ne pansumanı ben vallahi çok iyiyim. Bak oynuyoruz hiçbir şeyim yok. Gel ben sana bir pansuman yüzünü yıkayacağım. Ya Allah aşkına ya bu çok soğuk. Ya. Ay. Ya bak. Ya bak. Ana ne oldu lan kalkılmış morlukla akmaya başladı lan. Ya tabii yetirmişim. Sen yeri yıkayınca şifalı yerlerinden mi kırdı? Hepsi gidiverdi. Yalan konuşma lan. Bu suratındaki boya değil mi? Palyaço suratlı. İmdat yetişim. Yetiş başım bile gelse seni elimden alamam kız. Bırak! Kulağını tam yayın kaçtı. Ağzımda kaldım. Koştum. Bravo kız kakılmış. Vallahi bu kadar güzel dayak makyajı yapacağını tahmin edemezdim. Özel makyaj dalında
Oscar ödülü verecekler. Ötülmüş ayısı da altın ayı ödülü alıyor. Yani şu yüzünü boyaman başka da, bu gözünü çok güzel etmişsin kız, gerçek gibi. Gibisi fazla. Vallahi fazla. Yani bu makyaj taktiğini ben vermesem, ben bile inanacaktım, gerçek çok. Eh Beruhiye, ula bu zaten gerçek. Nasıl gerçek? Ulan zilli karı, bana vermiş olduğunu boyalarla bir mutfakta kendime dayak makyajı yaparken ütülmüş kuvvetleri bir operasyon düzenlemez mi mutfak? Çeşitli çap ebattaki makyaj malzemelerinden ele geçirildik. Ben de ele dedim zaten. Ondan sonra görmüş olduğun gibi ütülmüş ayısı mührünü bastı. Bana bir daha dahtık verirsen senin kurtlarını sokarım. Amatör Fatih derim. Hadi yürü gidelim salak sarımsak geberim. Buyurun. İyi günler. Beni temizlik şirketinden gönderdiler. Adım kakılmış. Ama dostlarım kısacık aktı. Ulan iyi ki temizlikçi ucuz olsun dedik ha. Hamza abi! Evet. Abi ucuz diye bu defolu temizlikçiyi göndermişler. Defodan değil mi kardeşim? Şimdi köpeklerde kuduz sağ kudum var ya, ben de o yüzden evde ayı besliyim. Ne haliyle zor oluyor tabii. Sen bakma kardeşim bu salağın lafına, gel içeri başla temizliğine gel. Önce şu salonu ve içeriği bir güzel temizle, daha sonra mutfağı temizlersin. Bizim odada biraz işimiz var. Tamam canım, siz işinize bakın. Ben ilkeli ve sorumlu temizlikçilik anlayışıyla her tarafı pırıl pırıl ederim. Yürü lan içeri hadi. Ulan insan biraz düzgün karı gönderir. Allah Allah. Ulan basmışsın anasını, yine anasının nikahına kadar. Geçen seferki gibi milleti kör sakat topal mı yapacaksın? Basma şu anasını bu kadar yahu. Ya abi sana anlatamıyorum ki mevzuyu ya. Bunu anasonu yeterli koymayınca o zaman rakıya benzemiyor. Millet de şak diye bunun sahte rakı olduğunu anlıyor yani. Millet şak diye anlamasın diye milleti felç mi edeceksin? Ulan basma şu anasonu be. Ya tamam basmayalım ya. İyi nasıl istersen öyle yapalım ama olmayacak bu iş. Ben sana söyleyeyim. Gelir öldür, öldür. Gel değer beni öldür. Bir damlacı kanım akmaz. Öldürürsen seni öldür. Ulan susadım be. O ne? Ne kadar çok su varmış be? Bu ne be? Anne, musluk suyu gibi acı. Hindim havuz başına ile yok havuz başına. Anne kıpırdayamıyorum lan. Ne oluyor? Müslüm Gül ses gibi kilitlendim kaldım. Ulan imdat! İmdat! Yardım edin! İmdat! Lan ne oluyor? Ne oldu? Ben anlayamadım kardeşim. Ne oldu bacım? Niye bağırdın? Karı getirdim yok. Ne oldu bilmiyorum. Ulan demedim mi ben sana? Yok. Abi benim ne suçum var? Karı da bulu ya. Yardım edin. Dağ gibi kakılmış gittim. Evet. Nasıl bacım, hissediyor musun, bir şeyler var mı, kımıldanmalar var mı? Biraz daha iyiyim galiba. İki elde on parmak, say bak. Ne diyor bana, babamı ya? Ne bileyim, bana bak bacı, sen buzdolabındaki rakıdan ne içtin? O ne, rakı mıydı o? Hiç benzemiyor ya. Bacı, o sahte rakıydı. Bu Angut'a her zaman söylüyorum, ana sonunu fazla kaçırma diye, işte böyle geçici felçlik oluyor. Yani o rakıyı içince o yüzden mi böyle geçiyor, rahatsızlık veriyor? Ana çok güzel be! Harika! Tebrik ederim! Asrın buluşu bu! Milenyum buluşu bu! Ne diyor lan bu? Benim temizlik paramı o sizin sahte rakı olarak tahsil edebilir miyiz acaba?
Tamam bacı. O zaman çak moruk. Çak sen de çak. Aldı. Nerede kaldı lan bu karı? Geç kaldım deyip yorabilmek için saati 10 dakika ileri aldım. 15 dakika geçti hala gelmedi. Demek ki dayağı hak etti. Merhaba. Selamünaleyküm. İyi günler. Hello. Arrivederci. Kes lan yalakalı. Bak İstanbul saatiyle 5 dakika. İdilmiş saatiyle 15 dakika geç kaldım. Demek ki alnının ahıyla dayağı hak ettim. Ben de kimsenin hakkı kalsın istemem. Demek icabına bakacağım. Bunları sonra yemekte konuşsak diyorum Gülmüş'cüğüm. Kes lan cazibeyi. Bana cazibe yaparak dayaktan kurtulacağını sanma. Ana işte bak senin şarkın da başladı. Tutamazsın yıldızlar tutamaz. Bak onu senin için istek parçasında bulunduydum bu. Bak sana sürpriz yaptım. Böyle koca ilerden bulacak. Gelme üstüme lan. Gelme lan. Bu akşam ölürsün seni kimse. Taramaz gemi. Ben bile tutamaz. Seni kimse tutamaz. Gelme yıldızlar tutamaz. Bak bak. Hani ben demin yemekte konuşuruz dedim ya, bak ne için dediğimi anladın değil mi? Hem bir tane değil, bak. İki tane değil. Ana, tekerin deposunu bulsaydın kız, ben sana hiç kıyar mıyım? Ana son çiçeğim. Nasıl ötürmüşüm? Rahıyı beğendin mi? Çok güzel. Tadı öcük farklı ama Tekirdağ rakısı mı la bu? Yoksa eksport mu? Memleketinin ne önemi var? Önemli olan insanlık. Bu kaç bitirmiş? 18. Ne oluyor lan? Bir kadeh içmeyle sen beni hemen zarhoş mu olacak sanıyorsun lan? Bu ayı peynire uzanabildiğine göre sahte roku daha etkisini göstermedi. Sen de bir kadeh içsene la kalkmış. Ya sen biliyorsun rakı bana dokunuyor. Ya iç lan iç. Bak rakı dokunuyor. Rakının dokunması bir şey etmez ama benim dokunmam çok fena çarpar. Hadi bakayım karşılıklı kadeh dokuşturuz hadi. Haydari dengesini senin için özel olarak yaptım bu akşam. Haydari bu mu? Lan ne biçim sahte rakusun be? Felç et bir şeyler et. Yoksa sahte rakı diye gerçek rakı mı kakaladılar? Şükür Rabbime rakı etkisini gösterdi. Hayrola ötürmüşüm. Niye yemiyorum? Biraz daha yeseydim. Ben ötürmüşüm. Elimi kolumu kıpırdatamayan taş kesildim lan. Olur öyle şeyler be. Her kişinin başına gelebilir. Merak etme, ben seni yedirir içiririm şimdi. Peynir yemek ister misin? Bak. Yanağım, yanağımı deldin lan. Vallahi isteyerek olmadı, ötürmüşüm be. Yanlışlıkla oldu, karavana oldu yani. İyi ki kadınları askere almıyorlar, yoksa hep karavana atardım. Zeytin istermişim. Zeytin gözlüm. Sana meylumu neden ver? Gözümü çıkardım. Vallahi yanlışlıkla oldu içirmişim. Yoksa gözünde gözümüz yok biliyorsun değil mi? Yoğurt yemek ister misin bak? Her yiğidin ayrı bir yoğurt yeme stili vardır değil mi? Bak bakayım. Şöyle. Beğendi. Vallahi beğendi. Senin de yoğurt yeme stilin çok eğlenceliymiş be. www.ayı.com.tr Elim bakalım oynadı beğendi ya. Ya hey, kusura bakma etirmişim. Vallahi yanlışlık oldu. Benim bir tek derdim var. Bu gece seni eğlendirmek.
güzel oldu. Mesela bana şöyle güzel bir dayak atmak istemez misin? Bak, şöyle edeceğim. Elini saçlarıma koyacağım. Şöyle saat yönünde çevireceğim. Çevir bakayım. Çevir. Ana ne oluyor be? Ana, ne çabuk unuttun? Ben sana bir hatırlatayım. Şöyle elinle saçımı tutacaksın. Saat yönünde şöyle çevireceksin. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar iyice nem yoğuracaksın. Ama sen unutmuşsun be. Senin kafan durmuş. Bak en iyisi bir iki yumruk atayım da aklın başına gelsin. Ana bu iyice bitkisel hayata girmiş be. Hayvansal hayat sürdükten sonra bitkisel hayat nasıl bir şey dürütülmüş? Rakı ister misin lan? Azıcık daha iç. Yok içmeyeceğim, kalkılmış. Leblebi süz gitmeye canım, leblebi istedi. Ulan bu saatte leblebiciye mi gideceğim ben şimdi? Sen gitmeyeceksin kalkılmış. Sen bana telefonu getir, ben kaybeci Recep'ten isterim. Hadi be kalkılmış be, hadi be. Peki bakalım dediğin gibi olsun. Sorarlarsa ütülmüşün son arzusu neydi diye bir avuç leblebi ödeceğim. Abi kızım. Hey oraya. Konuş. Alo Recep abi, ben edilmiş. Nasılsın abi? Recep abi bak, bana öcük leblebi götürebilir misin abi be? Mahmut'u da al, ikiniz beraber bana öcük leblebi götürün. İkiniz beraber gelin be abi be. İkiniz götürün. Bak leblebinin bir lebini uvalı, bir lebini de sen hadi öyle gelin. Tamam. İkiniz gelin abi, ben bir şey diyorsam öyledir. İkiniz gelin abi, tamam ha? Dur, çalıyor. Hani? İtilmişin leblebisini getirdiydik. Aferin size, laf demeden leblebiyi getirmişsiniz. Recep abi, içeri gelin, içeri gelin Recep abi. İyi akşamlar İtilmiş. Hayrola böyle gece yarısı leblebi falan. Bana bak. Bu işin içinde bir iş var değil mi ha? Sorma be Recep abi. Rakı bana çok fena dokundu. Kolumu bile kıpırdatamıyorum. Kas katı kesildim. Eskiden heykeli dikilecek adamıydım. Şimdi kendim heykele döndüm. Yok ya. Geçmiş olsun Dikilmiş abi. Sağ ol. Canım da kalkılmışım. Bir dövmek isteyen be sorma. Kolumu bile kıpırdatamıyorum. Benim yerime siz döver misiniz Recep abi? Ayıp olmasın sonra ha? Ayıp olmuyor, dayanışma bu. İhsan etme amına. Yok canım, bu şaka yapıyor bu. Az önce de stand-up yapıyordu zaten. Ulan sarhoş mu sarhoş geldin de değil mi? Recep abi bak, sen kafayı tutacaksın, seyret yönüne de o çoğuracaksın tamam ha? İşte öyle. Ulan bak. Ulan mamut, sen de 360 derecede bir kafaya bir yumruk indireceksin. Nasıl kız kalkılmış? Yumruk zihin açıyordu değil mi? Ya şu dayanışmaya bak be! Allah razı olsun, Allah razı olsun. Lafımı olur itirmiş. Bugün biz sana yarın sen biz ha. Ayıların dayanışması. Erkek milleti değil. Hepinizin Allah cezasını versin. Hepiniz kırmızı